Değerli milletvekilleri, Güneydoğu'da son zamanlarda öldürülen insanların araştırılması, niçin öldürüldüklerinin, bunların kim olduğunun, nasıl öldürüldüklerinin araştırılması amacıyla verilen bu önerge aleyhinde acaba niye söz aldı? Bu aleyhte söz alınacak bir konu mudur? Hangi pencereden baktığınıza bağlı. Aleyhte söz aldım çünkü bu ölümleri araştırmak için bir, cesaret gerekir. İki, yürek gerekir. Üç, her şeyden önce yüreğinde insanlık kırıntılarının kalmış olması gerekir. Peki bu önergeye evet oyu vermek için ne gerekir? Özgür iradesiyle oy kullanan milletvekillerinin çoğunlukta olması gerekir. Şimdi ben özgür iradeyle oy kullanan milletvekillerinin çoğunlukta olması gerekir diyorum. AKP sıralarına bakıyorum. Demin saydım 30-31 civarında milletvekili giren çıkanlar. Yani halkın seçtiği git benim derdimi çöz, git bana yardımcı ol, ben ölüyorum, beni kurtar dediği milletvekillerinin sadece %10'u burada. Boş konuşmaları dinlemek zorunda değiliz diyor arkadaşım. Biz burada kadınların ve çocukların ölümünden konuşuyoruz. Bu sizin için boş olabilir ama biz bunun için buradayız. Bunun için de burada olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin durumu her şeyiyle bu gazetenin birinci sayfasına taşınmış. 25 kadın öldü, onlarcası yaralı. Bu mu boş konuşma? Bakın 44 çocuk öldü, 52 çocuk yaralı. Bu mu boş konuşma? Bana sataşıyorlar. Diyorlar ki kim öldürdü bunları? Kim öldürdü bunları diye sataşıyorlar. Onların sesi televizyona gitmediği için ben size tercüman olayım. Kimin öldürdüğünün elbette bir önemi var. Ama esas öldürülen, esas önemli olan bu çocukların ve kadınların öldürülmesi. Esas önemli olan bu. Bu araştırma önergelerinin de verilme sebebi bu. Gelin araştıralım diyoruz. Bakın arkadaşlar, burada sadece kadınların ve çocukların ölümünden bahsetmiyor. Burada manşette diyor ki Sur'da iki asker, bir polis şehit edildi. Kim bunları öldürdü? Kim bunları şehit etti? İşte gelin bunları araştıralım diyoruz. Neredesiniz ey AKP'liler? Neredesiniz? %10'unuz burada. Birazdan %70'iniz girecek ve bizlerin ne konuştuğunu bilmeden hayır bunlar boş konuştular, biz bunların önergelerini reddediyoruz diyecekler. Daha dün Melek Apaydın, 3 çocuk annesi Sur'da öldürüldü. Neyle öldürüldü biliyor musunuz? Top mermisiyle öldürüldü. Sizi dinlemeye ihtiyaç duymuyoruz diyor bir AKP'li vekil. İşte sizin haliniz bu. İşte sizin vicdanınız bu. Bu kadar kurumuşsunuz. Biz burada partizanlık değil, insanlık yapmaya çalışıyoruz. Ama eğer siz bundan nasibini almamışsanız bu şekilde sataşmaya devam edebilirsiniz. Ülkeyi 13 yıldır beceriksiz bir şekilde yönetirken suçluyu hep kendi dışınızda aradınız. Suçlu ya paralel oldu, suçlu ya PKK oldu, suçlu ya Suriye oldu, ya Rusya oldu, ya muhalefet partileri oldu. Ey yüce halkımız, siz de sizlerin oyuyla başa getirdiğiniz bu insanların neler yaptığını artık görün. Teşekkürler.